Sinir bilimciler tarafından yerlere göklere sığdırılamayan, bilinen evrenin en gizemli nesnesi olarak tarif edilen, müthiş kapasiteli, ulu yüce beynimiz, heyecanlandığımızda neden en basit işte bile hata veren bir yumurcağa dönüşür? Mesela çok önemli bir topluluğa bir konuşma yapmak zorunda olduğunuzu düşünün. Üstelik yeterince hazırlanmaya fırsatınız da olmamış. Sahneye çıkıp ilk cümle ağzınızdan çıkmaya başladığında nöronlarınız arasında fink atan heyecan yüzünden beyniniz sanki bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir organmış gibi davranır. Beyniniz o an dalak taklidi yaptığından yıllardır kullandığınız ana dilinizde değil de sanki yabancı bir dilde sunum yapıyormuşçasına öznesi ve yüklemi birbirini tanımayan saçma sapan cümleler kurarsınız. Ya da çok önemli bir sınavda "Eyvah, zaman yetişmeyecek." moduna girdiğiniz o anı hatırlayın. Sinir bilim camiası tarafından hafıza kapasitesinin sonsuz olduğu ballandırıla ballandırıla anlatılan beynimiz bir anda en basit aritmetik işlemlerde bile hata yapan, okuduğu paragrafı anlamakta zorlanan ve daha önce defalarca tekrarlamış olmasına rağmen ihtiyacı olan bilgiyi bir türlü hatırlamayan garip bir şeye dönüşür. Özetle takımı için çok önemli bir maçta son dakikada önünde devasa büyüklükteki bomboş kaleye topu sokamayan dünyanın en pahalı futbolcusundan tutun, Tetris'te son anda gelen uzun çubukla harika bir puan alabilecekken panik olup çubuğu boşluğun hemen yanında yer alan garip yere yerleştirerek oyunun bitmesine neden olan kişilere kadar. İnanılması güç yeteneksizliklere neden olur. Endişe ve heyecan dediğimiz durum. Peki ama neden? Söz konusu heyecan ve stres olduğunda bugüne kadar daha çok sporcular üzerinde çalışılmış. Yıllarca süren pratiklere rağmen heyecan anında gözlenen bu beceriksizliği tanımlamak için tıkanma kelimesi kullanılmıştır. Diğer taraftan konuşma yapma, soru çözme gibi entelektüel işler sırasında heyecan nedeniyle saçmalayan beynimiz hakkında çok fazla çalışma bulunmamakta. Bu konuda çeşitli görüşler olmasına rağmen en popüler olanı dikkatin dağılması ile ilgili olan görüştür. Yani beynimiz yapması gereken işe odaklandığında heyecan nedeniyle oluşan korku, şüphe, endişe gibi durumlar beynin meşgul olmasına ve performansının düşmesine neden olur. Yani beynin üzerine daha fazla iş yükü biner. Bu görüş bir miktar mantıklı dursa da biz meseleyi daha farklı bir açıdan ele alalım. Bildiğiniz üzere beynimizin yönetiminin çok az bir kısmından sorumluyuz. Zira beynimizin içinde vücudumuzdaki olayların çok büyük bir kısmını bizden bağımsız idare eden otonom sinir sistemi adında müthiş bir sistem bulunmakta. Yani aynı beyni paylaştığınız asıl yönetici. Kendisi sadece işinde gücünde olduğundan sıklıkla size kullandığınız beynin bir ortağı olduğunu unutturur. Otonom sinir sistemi arka planda birçok olayın yönetilmesinden sorumludur ve siz fark edemeseniz de vücudunuz için hayati önem taşıyan birçok karar bu sistem tarafından verilir. Sabah yataktan kalkıp perdeleri açtınız diyelim. Bu tümüyle sizin istek ve kontrolünüzde yapılan bir eylemdir. Ama siz yataktan ayağa kalktığınızda kalp hızınızı artırırsınız. Bazı kaslara giden damarları genişleten, siz perdeyi açtığınızda içeri giren ışık nedeniyle göz bebeklerinizi küçülten olayların hepsi sizden bağımsız gelişen olaylardır. Çünkü insan vücudu insanın yönetimine bırakılamayacak kadar karmaşık bir düzene sahiptir ve otonom sinir sistemi bu düzeni sizden bağımsız harika bir şekilde yönetir. Bunun için iki temel sistem kullanılır. Bunlardan ilki tehlikeli ve acil durumlarda devreye giren sempatik sistem, diğeri ise beslenme ve dinlenme durumunda daha çok kullandığımız parasempatik sistemdir. Bu iki sistemin harika bir dansı söz konusu olsa da bugün bizi asıl ilgilendiren sempatik sistem. Gerek biyoloji dersinde gerekse de televizyondaki bir programda sempatik sistemi anlatmak için hep aynı cümleyle başlanır. Diyelim karşınıza bir ayı çıktı. Karşınıza en son ne zaman bir ayı çıktı bilmiyorum ama sempatik sistemin aslında ne kadar güçlü ve hızlı cevap verdiğini deneyimlediğimiz daha sıradan bir örnek ile konuyu ele alalım. Basamak krizi. Diyelim ki basamaklardan iniyorsunuz. Birbirini takip eden ardışık hareketlerimizde beyincik denen yapı beynimiz ile beraber çalışır. En basit haliyle şöyle ifade edelim. Beyninizden bacak kaslarına basamak inmesi için gönderilen emrin bir kopyası beyinciğe de gönderilir. Ayağınız bir alttaki basamağa değdiğinde oluşan geri bildirim beyne iletilirken bir kopyası da beyinciğe gönderilir. Beyincik giden emir ve gelen sonucu birbirleriyle karşılaştırıp analiz ederek
beyinle beraber otomatik bir hareketin oluşmasına aracılık eder. Böylece basamaklardan inerken düşünmek ya da hesap yapmak zorunda kalmazsınız. Siz fark edemeseniz de beyin ve beyinciğiniz bu basamakların yüksekliğini kendince hesaplamış ve buna uygun otomatik bir hareket geliştirmiştir. İşte basamak krizi dediğimiz şey tam da bu sırada oluşur. Bildiğiniz üzere şakacı mühendis ya da müteahhitlerimiz nedeniyle bir basamağın yüksekliğinin diğer tüm basamaklardan daha fazla olduğu merdivenlerle karşılaşabiliyoruz. İşte böyle bir durumda yaşananları hatırlamaya çalışalım. Otomatikleşen hareket sırasında beyinden yine bacağa emir gider ve bir kopyası beyinciye iletilir. Son basamak sadece 2-3 santim bile uzun olsa ayağın alt basamağa değmesi için geçen süre saniye düzeyinde uzar. Ama bu bile beyincik için yeterlidir. Çünkü daha önceki basamaklarda hesapladığı süre içerisinde kendisine yere basıldığına dair bir bilgi ulaşmamıştır. Demek ki yolunda gitmeyen bir şeyler söz konusudur. Bir anda beyniniz alarm verir ve sanki ayağınız uçurumun kenarından boşluğa atılmışçasına sempatik sistem oldukça güçlü ve hızlı devreye girer. Kalbinizin bir anda deli gibi hızlandığı ve paniklediğiniz bu durum ayağınızın 1-2 saniye sonra yere değmesiyle ancak normale dönmeye başlar. Bu örnekten de anlayacağınız üzere söz konusu sempatik sistem olduğunda hız en önemli unsurdur ve adeta refleks gibi davranır. Mesela çok yoğun bir konsantrasyonda odanızda ders çalıştığınız o anı hatırlayın. Annenizin odaya girdiğini hissetmezsiniz bile. Normal bir tonda bile bir şey söylese bir anda yerinizde sıçrarsınız. Oysa bu ses yıllardır duyduğunuz annenizden gelmiştir ve beyninizin entelektüel kısmı o an evde yalnız olmadığınız bilgisine de sahiptir. Ama siz yine de yerinizde sıçrarsınız. Çünkü söz konusu sempatik sistem aktivasyonu olduğunda düşünmek kesinlikle vakit kaybettirici bir eylemdir. Yani klasik söylemle ormanda ayıyı gördüğünüzde en doğru seçim kaçmaktır. Ya bu kadar kilolu hayvan hızlı koşabilir mi diye entelektüel anlamda sorguladığınız o an yarışı kaybettiğiniz an olacaktır. Bunu en iyi otonom sinir sistemi bildiğinden bu tarz durumlarda sistem sizi kapatıp otomatik pilotu devreye sokar. Sempatik sistemin entelektüel düşünme merkezleri üzerine olan bu negatif etkisi sadece korku ya da tehlikeyle sınırlı değildir. Aşırı kızma ya da öfkelenme halinde o an düşünemediğimiz ama sonrasında derin derin düşünmemize neden olacak birçok deneyimi yaşamamızın sebebi de benzer mantığa dayanır. Yapılan çalışmalar sempatik sistem devreye girdiğinde gerek böbrek üstü bezlerinden salınan hormonların beyin üzerine olan etkileri, gerekse de dorsolateral prefrontal kortekste meydana gelen bir takım etkileşimler nedeniyle kendini kontrol etme ve gelecek hakkında düşünme gibi davranışların baskılandığı gösterilmiştir. Korku, öfke ya da heyecan fark etmez. Sempatik sistemin temel cevabı benzerdir. Yani sınav kağıdı üzerindeki küçük yuvarlak boşlukları karalamanın hiçbir hayati tehlikesi olmasa da aşırı heyecan ve stres sempatik sistem aracılığıyla bahsettiğim olayların gerçekleşmesine neden olacaktır. Vücudunuz savaşmaya ya da sıvışmaya hazırdır ve muhtemelen o an en son ihtiyacı olan şey entelektüel bir mevzuyu düşünmektir. İşte o nedenle heyecanlandığımızda okuduğu paragrafı bir türlü anlamayan ve en basit aritmetik işlemlerde bile hata yapan garip bir hale dönüşürüz. Bu arada şunun altını çizelim. Sempatik sistemle ilgili olarak bahsettiğim bu durum genel fizyolojik bilgiler ve birkaç araştırmadan yola çıkarak yaptığım bir yorumdur. Konunun çok daha iyi anlaşılması için daha fazla çalışma yapılmasına gerek duyulmaktadır. Sonuç olarak sınav anında ne zaman heyecan yapıp panik olursanız sizi kovalayan ayının sadece beyninizin içinde sizin oluşturduğunuz bir hayal olduğunu unutmayın lütfen. Sakinleşmeye çalışın ve işinize gücünüze konsantre olun. Çünkü ortada ayı falan yok.